Evet, Ocak ayı biterken aslında ortaya çıkan bazı bilgi ve rakamları, veriler de birçok firma, grup kendi zaman dilimi ya da kendi alanı çerçevesinde çeşitli raporlarla piyasaya aksettiriyor. Bunlardan bir tanesi de Startup Centrum. Türkiye Yatırım Raporu 2020'yi yayınladılar. Hem Türkçe hem İngilizce olarak bizlerle paylaştılar. Ben de burada kendilerinin yayınladığı rapordaki veriler ve bizim derlediğimiz veriler ışığında kabaca burada bir değerlendirme yapacağım aslında. Bu kendilerine de rapor için ayrıca teşekkür ediyorum. Raporun tamamına yine videonun altındaki linkten erişebileceksiniz. Rapor içerisinde öncelikle 5 milyon dolar ve üzeri yatırım alanlar, daha sonrasında yatırımların şehir dağılımı, 2020'nin nasıl geçtiğini, neler gördüğümüzü. Çünkü pandemi sebebiyle biliyorsunuz birçok insan ne yapacağını şaşırdı. Bazıları bizim lead oldu dediğimiz, yani yön değiştirmek anlamında iş yapış şekillerini, gelir modellerini ya da buna bağlı başka kalemlerini değiştirdiler. Önemli bir kısmımız dijitalleşti. Bununla beraber artık çalışma ortamları ofislerden, o kocaman kocaman plazalardan evlere döndü. Teknoloji ve IT alanında çalışanlar için çok uzak olmayan bu konuşmalar, bunun dışındaki birçok işte bankacılık gibi ya da finans gibi ya da daha standart olarak çalışan sanayiler için pek mümkün değildi geçmişte. Daha mümkün değilmiş gibi bakılıyordu. Ama mümkün olduğu görüldü, gözlemlendi. Tabii ki girişimciler için de aslında 2020 özellikle Mart ayından sonra bir hayli değişik bir duruma girdi. Çünkü bir kısmı zaten girişimini artık kullanılamaz hale geldiğini fark etti. Bir kısmı çok başka bir yola giderek var olan girişiminin şeklini değiştirdi. Kimisi küçük güncellemeler yaparak çok hızlı büyüdü. Kimisi de maalesef kayboldu. Tabii ki burada bu kaybolanların bir kısmını konuşacağız ama daha çok burada yatırım raporu olduğu için yatırım üzerine biraz ilerleyeceğiz. Bu yıl, yani 2020 içerisinde, geçtiğimiz yıl daha doğrusu, birden fazla yatırım alanlar ile alakalı bir bölüm var. Sonrasında bu girişimlerin müşteri odağı kim? B2B mi, B2C mi ya da buna benzer başka bir alan var mı, ona bakacağız. Girişimcilerin yaşlarıyla alakalı bir analiz yapılmış. Onun üzerinden geçeceğiz. Yatırım tipleri ve benim çok önem verdiğim gelir modeli kısmı. Yani Türkiye'de hangi girişimler, hangi daha doğrusu hangi gelir modelleri kabul edilmiş ve yatırıma doğru koşuyor, ona bir göz atacağız. Onun üzerine biraz konuşacağız. Çünkü burada Hayatımın Fikri 101 eğitimini hazırlarken en çok sorular bu alanda geliyordu. Hangi gelir modeli üzerine yoğunlaşmalıyız sorusu vardı. Burada yine gelir modeli konusunda da kısmen gireceğiz, vaktimiz el verdiği ölçüde. Sonrasında iş modeli ve sektörlere göre yatırım analizleri yapacağız hep birlikte. Sonrasında yine aslında çok böyle elzem derecede önemli olmayan girişimcilerin kullandığı teknolojiler, kurucu ortakların mezuniyet üniversiteleri gibi birkaç alandan bilgiler sizlerle paylaşıyor olacağız kıymetli arkadaşlar. Tabii ki yine benim çok önem verdiğim Türkiye'de eğitim almış, eğitimi Türkiye'ye tamamladıktan sonra yurt dışına gitmiş insanların 2020 karnesi ne durumda girişimciler anlamında, ona bakacağız. Sonrasında da işi biraz daha toparlayıp aslında bu videoyu kapatacağız sevgili arkadaşlar. Ben notlardan ilerleyeceğim, takdir edersiniz ki, bir şeyi kaçırmamak için. Peki 2020 Türkiye yatırım raporunu size saydığım şu çerçeveler içerisinde tamamlayacağımızı söyledim. Neler olmuş aslında 2020 yılında? Hızlıca bir bakalım. Demiş ki raporda 120 milyon dolarlık bir toplam yatırım miktarı var. Burada önemli olan yalnızca yatırım tutarını açıklayan girişimcilerin verisi burada oluşturulmuş. Daha doğrusu doğrudan dahil edilmiş. Doğrudan açıklanmayanlar ya ticaret sicil gibi ya da farklı kaynaklarla, işte yapılan haberlerle ya da bir önceki yatırım turuyla alakalı, büyümeyle alakalı yüzdeliklerin ortalama hesabıyla ortaya çıkan bir yaklaşık rakam. Bu 115 milyon dolardır, 125 milyon dolardır ama bizim 2020 yılı içerisindeki yatırım hacmimiz 120 milyon dolar olarak karşımıza çıkmış. Güzel de bir not düşmüşler. 130 girişimciden 74'ü yatırım miktarını açıklamış.
Yani %60'ın hemen yakınındayız. Yani %60 bandında bir açıklama veri şeffaflığı var diyebiliriz. Diğerleri ya küçük yatırım aldıkları için bazı girişimciler açıklamıyor ya da daha büyük yatırım aldıkları için açıklamıyorlar. Kimileri burada satış metodolojisi de önemli aslında. O yatırımı nasıl çıkış yaptıkları, yani bir stok sermayeden, düzeltiyorum, stok hisseden mi sattılar, bir emisyonla mı satıldı ya da başka bir opsiyon mu gerçekleşti gibi durumlar var. O sebeple çok muhtemelen açıklamayı çok uygun görmüyor bazı girişimciler ya da yatırımcı bunu istemiyor olabilir. Ama bizim konumuz o değil. 120 milyon dolarlık bir yatırım hacmi var. Burada yaklaşık 130 girişim üzerinden işlem alınmış. Aslında tam olarak 2020 yılında 138 yatırım yapılmış. 132 girişim üzerinde çalışılmış burada. Demek ki bazıları birden fazla aldı. Biraz da onları da inceleyeceğiz. Sonrasında girişim başına düşen 1,6 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsediliyor. Burada yatırım tutarını açıklayan girişimciler üzerinden net bir hesaplama yapılmış. Bu biraz daha aşağı düşebilir dediğim gibi çünkü açıklamayanlar arasında miktarın düşük ya da çok yüksek olduğunu da tahmin edilenler var. Lakin girişim başına 1,6 milyon dolarlık bir açıklanan yatırım oranı var. Bununla beraber yine 2020 yılında yapılan yatırım 2019 yani bir önceki yıla göre %38 büyümüş durumda. Bu çok önemli bir detay. Pandemiye rağmen %38 büyümüş durumda. Adet bazında bakın bu çok önemli. Adet bazında büyümesi yani miktar olarak büyüyebilir. Bu tabii ki başka bir konu ama adet olarak daha fazla girişime dokunulmuş olması. Tabii ki bunların halen sayılabilir olması çok böyle iç açıcı değil ama 138 yatırım yani 132 girişime yapılan 138 yatırım anlamına da baktığımızda bir önceki yıla göre %38 büyümüşüz. Bu çok iyi bir rakam olduğunu söyleyebilirim. Bunu takiben hazırlanan raporda 5 milyon dolar üzeri yatırım alan girişimciler aslında hemen hemen hepimizin bildiği, tanıdığı ya da duyduğu girişimler. Hatta bir kısmı kullandığımız son kullanıcı tarafında da etkin girişimler. Bunlardan bir tanesi Getir. Getir özellikle son yani 2021 itibariyle aldığı yatırımla globale giden ilk Türk isimli girişim olması hasebiyle önem taşıyor. Yaptığı iş anlamları önem taşıyor. Getir'in Türkiye'ye getirdiği yepyeni bir iş modeli olduğu, daha doğrusu Türkiye'de üretilmiş yepyeni bir iş modeli olduğu, bu iş modelinin Türkiye'nin birçok iline yayılıp sonrasında da Londra gibi yani Avrupa'nın ta göbeğine kadar en popüler şehrine kadar gidebiliyor olması oldukça önemliydi. Nazım Bey ve ekibini hatta Nazım Bey yatırımcısı Mert Salur, sevgili Mert'in başarısı ve ekibinin başarısı tabii ki burada çok önemli. Onları bir kez daha burada tebrik etmiş olalım. Yatırımcıların kim olduğunu çok takılmıyorum ben bu videoda ama siz bu tip detayların tamamını rapordan edinebilirsiniz. Ben burada çok kısa bir kısmını değerlendireceğim. Çok küçük bir kısmını. Bu rapor oldukça detaylı hazırlanmış ve size kaynaklar sunan bir rapor. Ben onun üzerinden çok sadeleştirerek ilerledim ki uzun olmasın diye. Bununla beraber ikinci en büyük aslında ve hepimizin bildiği, tanıdığı ve belki neredeyse büyük şehirde yaşayan herkesin kullandığı Martı girişimi. Martı da 25 milyon dolar bir yatırım alarak aslında yurt dışından yani Avrupa'dan gelen bir modelin Türkiye'de iyi bir uygulaması haline geldi. Yıl içerisinde çeşitli spekülasyonlara karışsa da adı Türkiye'ye bu işi getiren iyi bir yapı haline geldiler. Daha da büyüyecektir. Çünkü gelen girişim sadece kendisi gelmiyor. Bununla beraber bir iş modelini getiriyor. Bu iş modeli belki şu an onlarca yepyeni bir elektrikli scooter ya da ulaşım alternatif ulaşım aracı girişimleri başlayacak ki birçoğu başladı daha da başlayacağını haberlerini alıyoruz. Birazdan belki ismi geçecek ama ben çok geçmişte buna benzer hazırlıklar yapan ve şu anda da yine ona o modele evrilmeye çalışılan bir yapının bilgilerini aldım bu raporu hazırlamadan hemen önce. İnşallah önümüzdeki yıl onların da isimlerini burada kullanıyor oluruz. Bir oyun girişiminin var olduğunu görüyoruz. Yine 6 milyon dolar gibi küçük olmayan bir sermayeyle yatırım aldılar. Sonra Figo Para
Figo Para girişimciler için oldukça önemli bir yapı. Buradaki saydığım girişimlerin girişimden nedir diye bir bakmanızı öneriyorum. Ben burada hazır bilgiyi size sunmaktan ziyade yine Figo Para'da yine 6 milyon doların hemen altında bir yatırımla Eczacıbaşı gibi ve isimleri bu sektörde yani girişimcilik alanında ve kendi alanlarında önemli isimlerden yatırım alan önemli bir girişim haline geldi. Sonrasında da Terfin benim çok sevdiğim bir yapı ve 5 milyon dolarlık bir yatırımla listeye girdiler. Yine Apsiyon çok emek verdiler, çok zaman harcadılar. Yani zamanı harcadılar ki olumsuz anlamda söylemiyorum. Çok kıymetli bir iş çıkarttılar ve büyüme hızları da tahmin edilenin çok daha üstünde olduğunu öngörüyorum en azından. Ben uzaktan baktığımda kıymetli arkadaşlar. Ve Akınon'da yine bir VC'den 5 milyon dolar bandında bir yatırımı aldım. İlk kez 2007 yılında yatırımcı ilişkisinin ne olduğunu öğrenmeye başladığımda bu tip eğitimler almaya da bu tip networklere girmeye başladığımda bütün sürecin İstanbul'dan döndüğünü düşünürdük. Çünkü ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Okul için farklı işte İbolu'ya, Ankara'ya ve farklı şehirlere gittiğimde işte oralarda çeşitli networkler elde edip paranın orada ama bütün döngünün İstanbul'da olduğunu gördükçe bir şaşkınlıkla, hayranlıkla izliyordum. Hayranlık çok doğru bir terim değil ama şaşkınlıkla izliyordum. Çünkü şaşkınlığın sebebi şuydu. Hayranlığın da aslında etiketi oradan geliyor. İstanbul ticaretin, işte dünyadaki ticaretin önemli bir kalemi ama burada dönen ticaretin yani hacimsel olarak, mali hacimsel olarak yani finansal olarak çok daha büyük bir kısmı işte Gaziantep'te, Bursa'da, Gebze'de dönüyor ve oradaki aslında ticari işletmelerin çok daha büyük olduğunu dolayısıyla oradaki paranın biraz da böyle girişime, teknolojiye yatırılmasıyla ekonomik kalkınmanın çok daha hızlı olabileceğini düşünürdüm. Nitekim bu düşüncemin de yıllar sonra uygulanmış halini karşımıza çıktığını görüyoruz. İşte İstanbul'da 115 milyon dolarlık bir yatırımın döndüğü ve bunu 99 girişimle gerçekleştiğini görüyoruz. Tabii ki burada girişim yani para bölü girişim yaparsak oranın yine burada çok kötü olmadığını göreceğiz. Ama Ankara, İzmir ve şaşırtıcı bir şekilde Bursa gibi bir şehrin 4 girişimle neredeyse İzmir'in 2 katı kadar bir sermaye döndürdüğünü yani yatırım sermayesi konuşulduğunu görmek oldukça sevindirici. İşte Anadolu'da buradaki şehirler işte Eskişehir mesela çok üzücü benim için bir öğrenci şehrinin sadece 100 bin dolar gibi bir ev parasına yatırımla iki girişimi desteklemiş olması üzücü. Ama işte bunlar böyle zaman zaman daha da büyüyecek. İşte Antalya çok hani böyle bir araba parasına bir girişimle listeye girdi. Yine Samsun ve Gaziantep gibi yapıların. Gaziantep'te bir sağlık girişimi var. Bir de çocukların daha çok ilgi duyabileceği bir girişimi var sanırım ama burada bir tanesi listeye geçmiş. Giyilebilir bir teknoloji de olabilir Gaziantep'teki yatırım. İşte Samsun'da da yine bir yatırım var ama miktarı açıklanmamış. Bakın biz 81 ilden burada sadece 8 tanesine yer verilmiş. Çünkü diğerlerinden ya bilgi yok ya haber yok ya kaynak yok. Girişimciliğe özellikle bu videoyu dinleyen ya da bu raporu okuyan ticaret odası gibi meslek odalarının ya da sivil toplum örgütleri tarafından oluşturulmuş ya da STO dediğimiz yapıların bu yatırım alanına çok daha önem vermesi gerekiyor. Çünkü çok zor değil. İşte
birkaç milyon dolarlık bir fon oluşturup, ya 1 milyon dolarlık bir fon bile oluşturup 10 tane 12 tane girişimle şehirdeki üniversitenin teknoloji geliştirme merkezine ya da girişimcilerin var olduğu inkübasyon merkezleriyle irtibat kurarak onları fonlamanız onlara, yani sizlere, sizin yapılan zarar getirmeyeceği gibi fayda getirecektir. 5 sene sonra bunu konuşmamak için bunları şimdiden yapmamız lazım. Biz hayatımın fikri olarak bu konuda bir çalışma yapıyorduk ama işte pandemi sebebiyle seyahatler, akışlar, görüşmeler aksayınca bu konudaki, çünkü karşı tarafı bir ikna etmeniz gerekiyor önce. Buna inandırmanız gerekiyor. Dijitalden yürüyen işlerimizde tabii ki de var ama açıkçası zaten bu alana uzak olan insanlara bunları dijitalden anlatmak o kadar kolay olmuyor. Yine burada şehirlere dağılımı, sektörlere dağılımı yine konuşuruz ama sektörler üzerinde de teknoloji ve girişimcilik anlamındaki çalışmaların yine o sektörün sivil toplum örgütü tarafından, meslek odası tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor. Örneğin kuyum sektöründe bir fon yok ve kuyum sektörünün buna ihtiyacı var. Çünkü kuyum sektörünün bir akademisi bile yok şu an ama biz 5 sene sonra, bir süredir o sektöre iş yaptığım için çok net söyleyebiliyorum. 5 sene sonra bu alanda çalışacak insan bulmak çok zor hale gelecek. O zorluğu aşmak için aşmanın da tek yolu, kıymetli arkadaşlar, işte bu tip fonları oluşturmak. Peki 2020'yi böyle bir kabaca özetlersek neler olmuş? Sizin sağ tarafta görmüş olduğunuz grafikte, kıymetli arkadaşlar, aslında son çeyreğe bak saymazsak yükseliş trendi kötü değil. Yani işte birinci çeyrekte 7 milyon dolar, ikinci çeyrekte 10 milyon dolar, üçüncü çeyrekte 21 milyon dolar, dördüncü çeyrekte de 19 milyon dolarlık bir yatırımla aslında kötü olmayan bir yıl. Ama üçüncü çeyrekten sonra özellikle bu pandeminin ikinci vurduğu tarafta yazın bitimiyle azalmış. Kötü mü azalmış? Hayır. Yine birinci ve ikinci çeyrekten yüksek. Üçüncü çeyreğe çok yakın bir rakam. Ama tabii biz ivmeyi hep severiz. O ivmenin daha yukarı olmasını beklerdik. Tabii burada çok büyük işte Martı gibi, Getir gibi yapıların da yatırımlarının burada yer alıyor olması aslında hem sevindirici hem de sektör anlamında da çok böyle ne derler, üzücü demeyeyim ama onlar artık böyle bu listede upper tarafta saydığımız yatırımlar olmalı ve bu listenin daha böyle küçük 50 bin, 100 bin, 200 bin, 300 bin, 500 bin gibi dolarlık yatırımlarla kaplandığını görmek çok daha sevindirici olurdu. Ama dediğim gibi enseyi karartmak yok. Çok güzel bir, yani bu rakamlar bundan 20 yıl evvel sıfırdı. Abartıyorum, 10 yıl evvel de sıfıra çok yakın rakamlardı. Hani böyle çılgın rakamlar değildi. Bugün tartıştığımız şeyler neden daha fazlası olmuyor? Çok güzel bir yerde olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki büyük ve gelişmiş ülkelerin çok daha gerisindeyiz. Ekonomik kalkınmanın yolunun girişimcilik olduğunu henüz keşfedemedik. Henüz sadece bir ticari iş olarak bakıyoruz. Ama ekonomik kalkınmanın yolunun girişimcilik, özellikle teknoloji girişimciliği tarafında olduğunu ya da işinizi inove etmek, teknolojiye, dijital dönüşüme uğratmak tarafında olduğunun farkına vardığımızda ben burada birçok isim var. İşte sevgili Yemek Sepeti'nin kurucusu Nevzat Bey. Onlar artık zaten bu işi tadını aldıkları için buradan uzak değiller ama sadece cebinde parası olduğu için bu işe, cebinde parası olduğu tabiri çok ağır olabilir ama işte Hande Enes gibi, hatta isim olarak bahsedeyim. Hande Enes gibi bu işe gününden yatırım yapan insanların çoğalmasıyla beraber bu işin, yani girişimcilik özelinin çok daha nitelikli hale gelebileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Birazdan şeyi anlatacağım. O konudaki fikrimi de beyan edeceğim. İşte Türkiye'de kurmak mı, başka yerde kurmak mı, Avrupa ülkelerinde kurarsak ne olur? Biraz daha orada konuşacağız. Benim 2020 özeti için söyleyeceklerim temel olarak bu kadar sevgili arkadaşlar. Notlarda ilerliyorum ki size söyleyeceklerimi eksik bırakmayayım diye. Bir yılda iki yatırım alan girişimciler de var. Bunlar işte bir tanesi Getir. İşte Getir'in aslında ilk yatırımı Aralık 2019'da oldu ama tescili ve Aralık 2019'un tam sonuydu. Son birkaç gündü. Ama tescil ve yasal işlemlerin tamamı Ocak 2020'de yapıldığı için raporu 2020'ye yazılmış. Ben de 2020 olarak değerlendiriyorum. Çok da makul olmuş. Bu yatırımlar, işte Getir'in 2021'de duyduğumuz haberler de aslında Eylül'de yapılmıştı. Bu yatırım süreci o kadar kısa olmuyor. Yani paranın prensip anlaşması yapılıyor. Yatırımın ve hisselerin ve benzeri diğer dağılımların. Sonrasında da o işin
farklı alternatifleri oluşuyor. Farklı bir yolu başlıyor, hukuki süreci başlıyor, sonra devir başlıyor. Hepsi birer zaman alan şeyler. Ben girişimcilere hep şey diyorum, yatırım kararını aldıktan sonra bir yıl kendinize bakacak gücünüz olmalı. Genelde bu yatırımlar, özellikle nitelikli yatırımlar 6 aydan önce gelmiyor kasanıza. Çok ekstrem bir örneğini geçtiğimiz günlerde e-girişim.com'un kurucusu arkadaşımız bir LinkedIn paylaşımıyla gösterdi. Bir parkta yatırımcı ve girişimci bir yere gelip imza attılar ve bütün süreci banka hesabını aktarması dahil orada bitirdiler. Bu çok kıymetli. İşi tabii ki hep bütün girişimlerde işte önce bir getirin yatırımını tamam parayı banka hesabınıza aktardık tadında bir modelde yapılamaz ama daha küçük özellikle melek yatırım, seed yatırım, tohum yatırım dediğimiz tarafları mutlaka daha az bürokrasiyle gerçekleştirmemiz lazım. Bunun için bu arada ben eğitimlerde bahsediyorum, girişimcileri düzeltiyorum, yatırımcılara bir ithafta bulunuluyor. İşte yatırımcılar muhatap olmuyorlar diye. Arkadaşlar yatırımcıya giden girişimci sayısı binlerle ölçülüyor. Ama bunların neredeyse %95-96'sı net söyleyebilirim bunu. Yani bu abartı değil. Girişimin sadece fikir ve fikrin bir tık üstünden ilerliyor. Hani o Hayatın Fikri 101 eğitiminde bundan daha detaylıca bahsediyoruz. Yatırımcıya giden yolun sadece fikirden geçmediğini, fikrin hiçbir para etmediğini, hatta Serkan Ünsal'ın bir paylaşımını sanırım, bütün ben de eğitimlerde kullanıyorum. Bütün fikirler ve diğer MVP'ye kadar hepsi sıfır. Hepsi sıfırdan ibarettir. Ama onlar ne kadar nitelikli sıfırsa yan yana getirirseniz, hepsini bir arada tutarsanız, başına bir uygulama koyduğunuzda, yani uygulamadan kastım harekete geçmeyi koyduğunuzda ve o harekete geçmenin meyvesini aldığınızda o sayı artık 1000, 10.000, 100.000, 1 milyon, 10 milyon gibi sıçramaya doğru ilerleyecektir. Bunu da unutmayalım. Kıymetli arkadaşlar, işte Pisano'nun bir yatırımı var. Burada Pisano yatırımı diğerlerinden bence bir tık daha önemli. Hepsi önemli tabii ki ama Pisano'nun yatırımı bir bankanın venture capital şirketinden ya bir bankanın yatırım şirketinden yapıldı. Aslında biliyorsunuz son dönemde bankaların popüler kültür olarak elde ettikleri bir daha doğrusu bu girişim sektörüne yaklaşmalarının yolu bir kuluçka merkezi oluşturmak ve bir fon oluşturmak. QNB Ventures bu konuda bir bence çok nitelikli bir iş yaptılar ve bir yatırımı o içlerinde bulunan bir şirkete yaptılar. Ya bu çok absürt geliyordu bana da. Çünkü biz de yıllar evvel girişimcilik yarışmasına katıldığımızda işte girişim fikrinin çok benzer sektörde olduğu firmaya yatırım, daha doğrusu destek verme kararı alıyor. Ama o yatırımda yatırım yaptığı şirket ürünü kullanmıyor gibi bir durum oluşuyordu. Bu çok absürt geliyordu bana. Ve nitekim QNB bunu açtı. Umuyorum diğer işte Albaraka gibi, Albaraka'nın da bu konudaki süreç ilerleyişleri kötü değil açıkçası. Diğerlerine göre daha iyi. Diğer yapıların da, bu arada hiçbirini kötülemiyorum ama benim orada anlatmaya çalıştığım o bakış açısını biraz değiştirdim. Yani parayı verdik, iş bitti değil. Parayı verdik, hadi bakalım artık zengin olsun çocuklar tadında değil de. O ürün işinize yarıyorsa o ürünü kullanın. Kullanmanız oldukça önemli. Girişimciler için de bu tarafta o ürünü kullanmaları gerektiğini onlara hızlıca aktarmanız, anlatmanız, ikna etmeniz çok önemli. O yatırım yapan firmayı ikna edip o ürünü kullandırırsanız, örnek veriyorum, işte İş Bankası'nın çok güzel bir programı var girişimciler için. Çok da nitelikli mezunları var. Ama hiçbiri şu an gözlemlediğimiz çerçevede İş Bankası tarafından kullanılmıyor. Atladığım ve gözümden kaçan varsa kusura bakmasınlar ama çok nitelikli girişimlerin olduğu ve halen bir unicorn oradan çıkmamış olması üzücü. Çünkü içlerinde unicorn'a çok hızlı koşabilecek olanlar var. Unicorn'a koşmak sadece ticari rakamlarla olmuyor. Girişimcinin vizyonu buna uygun, iş uygun. Sadece bir tık ileri gitmek için işte birkaç dokunuşa ihtiyacı var. Ama o dokunuşta girişimcinin yapacak gücü, mecali yok. Onu ancak bu tip yatırım yapan işletmelerin çok daha uygulanabilir olduğunu söyleyebiliriz. Yine burada Figopara'nın ismini görüyoruz. Bir sağlık girişimini görüyoruz. Figopara Mayıs ve Aralık, yani iki dönemde de yaptığı, yılın iki döneminde de yaptığı, aldığı yatırımlarla hep sektörün önemli isimlerinden yatırım alarak bence çok güzel bir isme imza attılar. Çünkü burada önemli olan bu işin nokta atışı bir şekilde büyüyebilmesini sağlamak.
Şimdi bir diğer taraf aslında girişimcilerin daha çok ilgilendirdiği taraf B2B ve B2C tarafı. Kıymetli arkadaşlar, yatırım alan girişimcilerin müşteri odaklarına baktığımızda Türkiye'de B2B ve B2C görüyoruz. Bunları kesişiminde yüzde olarak baktığımızda odaklarına sadece %20'sinin hem B2B hem B2C, 21 tanesinin böyle. Öte yandan B2C sayısı yine 48 bandında ama B2B sayısı ilginç bir şekilde şeyden daha fazla. B2C yani son kullanıcıya giden işlerden çok daha fazla. Ama tabii totalde bakarsak bizim müşteri odağımız business to business, yani bir kurumsal satış ve bir son kullanıcıya satış bazında ilerliyor. Ben B2B tarafın biraz daha gelecek yıllarda büyüyeceği kanaatindeyim. Çünkü B2C'ye bir şey satmak çok yüksek maliyetli. Artık bir kişiye ürün satmanın maliyeti, işte reklamlar bazında ROI döndürürseniz 100 lira bandına geliyor. Bu çok büyük bir rakam. Özellikle girişimciler için. Yatırım almadan, yakacak para edinmeden bu skalaya ulaşmak o kadar kolay olmayacaktır. Öte yandan yatırım alan girişimcilerin, bu çok önemli bir detay, %54'ü son 3 yılda kurulmuş girişimler. Bu bence çok çok önemli. Ve %33'ü 4-6 yıllık girişimler ve %13'ü 7 yıl ve üzeri olan girişimler. Buradaki %54'lük kısmın son 3 yılda kurulmuş olması kısmı önemli. Girişimcilere hep şunu anlatıyoruz. 18 ay zaten çok net bir şekilde sürüneceksin. Bu neden? İşte hocam, girişim para kazanmaz mı 18 ay önce? Kazanır, ama o başa baş noktasını yakalamak o kadar kolay değil. Çünkü zaten hala hazırda yakacak paranız yok ve sadece ayakta kalmak ve ürün geliştirmek üzerine bir kurguyla 18 ay, yani 1,5 yıl dayanmanız, 1,5 gelecek bir, yani sonraki 1,5 yılda da süreci biraz daha yatırımcıya hazırlamak, yatırımcılarla görüşmek üzerine kurgulamanız gerekiyor ki 3 yıl içerisinde yatırımı tamamlayabilin. Öyle kurdum, yatırım aldım diye bir algı maalesef yok. Bu dünyada da yok bu arada. Yani dünyada da çok nadir bulursunuz. Şimdi hikayeleri okumak güzel. İşte bir gitmiş 10 milyon dolar yatırım almış. Tamam, güzel. Şimdi bu Apple'ın hikayesi hep anlatılır burada. Apple'ın logosu kaç paraya çizilmiş o tarihte, ona bir bakın. Yani o girişimci ne harcamış ve ne istemiş, ne elde etmişe bir bakın. Diğer girişimler için de benzer şeyler geçerli. Yine Türkiye'deki yatırım tiplerinde büyük bir tarafı aslında melek yatırım, tohum yatırım tarafı %85 gibi bir oranla taşıyor. MVP'si çıkmış girişimlerde bu yatırım oranımız %13. İleri aşama yatırımlarımız maalesef ki maalesef sadece 3 adetle 31 milyon dolarlık bir süreç karşımıza çıkmış. Tabii ki bu sayılar daha fazla olabilir. Ama buradaki neden olabilir diyorum. Çünkü sadece açıklananlar üzerinden rapor hazırlanmış. Dolayısıyla ama yüzde olarak baktığımızda hani rakamların küçük değişikliği olacağını görsek de çok büyük şey değişmeyecektir. Önemli bir kısmı tohum yatırımda kalmış. Tabii ki bunları belki ilerleyen videolarda şeyde inceleriz. Bu tohum yatırım alıp da ne kadar süre ayakta kalıyor ve sonrasında girişimin kaybolma süresi ya da büyüme süresi ne kadar zamanda gerçekleşiyor? Çünkü bu konuda şeyi izlemenizi öneriyorum. Berkan Cesur, Berkant da olabilir. Berkan Cesur, bu bir iddia, kumar olan iddia değil de bir bahis üzerine bir girişim kurgulamıştı bilemezsin diye. Ve kısa zamanda yatırım aldı ve yine takip eden kısa zamanda da maalesef kapandı. Girişimcilerde yatırım anahtarı ekiptir sevgili arkadaşlar. O videoyu izlerseniz ne dediğimi çok daha iyi anlarsınız. Tohum yatırımlar, melek yatırımlar, 117 yatırım. Türkiye'de ortalama startup başına 246 dolar olarak, ki 246 bin dolar olarak karşımıza çıkıyor. Tohum olarak baktığımızda çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yine erken aşamada 2.7 milyon dolar bandında bir 18 yatırım yapılmış. 18 farklı startup'a 2.7 milyon dolar ortalamayla bir yatırım yapılmış. İleri aşamadan da 3 olduğunu bahsetmiştik sayının.
ki bu startup'ların gelir modeli ne sevgili arkadaşlar? Gelir modelleri çok önemli. Yatırım alan girişimlerin gelir modeli dağılımına baktığımızda bizim karşımıza yüksek oranda komisyon çıkıyor. Hani bu B2B ve B2C'lerin çakıştığı yerler var ya, işte bakın o oran da çok önemliydi. Burası da çok önemli. Satış bazlı komisyon öneren, komisyon alan, tahsil eden iş girişimler daha yüksek oranda tercih ediliyor. Şimdi bu gelir modeli niye önemli? Yatırımcılar bu modeli seviyorlar demek ki. Demek. Ama burada yine küçümsenemeyecek yakınlıkta, yani azımsanamayacak derecede yakın olan ürün, yazılım ya da envanter satışları, bir hizmet satışı diyelim. Hizmet satış demek de yanlış olmaz. Dijital bir satış gerçekleşiyorsa, yani bir yerine gidilmeden hizmet verme modeli gerçekleşiyorsa, bu da %28 gibi bir oran. Yani bu da şu demektir. Bu artık yatırımcılar tarafından verify edilmiş, kabul edilmiş bir gelir modeli olarak karşımıza çıkıyor. Son nitelikli olarak kabul edilen işlerinde abonelik grubu geliyor. Bu çok riskli ve sancılı bir süreç. Yapılanması zor. Ama artık günümüzde teknolojik olarak büyük oranda çözülmüş bir durumda. Bunu da yine yatırımcıların kabul ettiğini, sevdiğini söyleyebiliriz. Bunu seven yatırımcı var. Diyor ki işletmeye sıcak para, yani startup'a sıcak para girişi ve düzenli para girişini sağlayabiliyorsa girişimci, bunu artık ilerletir. Bunu sevmeyen de var. Ya bu çok çetrefilli bir iş. Geldisi gittisi çok. Rakamlar küçük. Hani biraz da böyle şey, düz mantık bakıldığında, ya aboneler gelmezse ne olur tadı var. Şöyle bir gerçek var. Bunu destekleyebileceğimiz. Kriz büyüdükçe, yani ülkedeki finansal kriz büyüdükçe, abonelik modelli yapılar maalesef biraz daha zora girebiliyorlar. Neden? Çünkü artık bir süre sonra kredi kartları, özellikle beyaz yakada limit kapatmaya, limit indirmeye ya da işte ofisler kapalıyken ofis ihtiyaçlarını gidermemeye, bunun ev ihtiyacına dönüştürülmesi gibi modellere evrilebiliyor. Bunu yaşayan girişimlerimiz var. Ama tabii ki en nihayetinde muhteşem bir nakit akışı sağlıyor. Eğer yeterli dayanacak güce sahip bir startup ise, ben bunu 60 aylık bir zaman dilimine yayıldığını gördüm. 60 aydan sonra çok nitelikli, bakın nitelikli demiyorum, çok nitelikli gelir elde eder hale geliyor. Çünkü artık elinde şöyle bir güç oluyor. İşte 1200 aboneli, rakam örnek söylüyorum, bir işletme var. Yani 1200 abone, tahsilat işte 99 lira olsun, örnek veriyorum. Onun haricinde yine manuel tek tek satışı zaten devam ediyor. Yani günlük akış devam ediyor. Ama her ay 1200 satışınız garanti. Bunu reklama dönüştüren var. Bunun işte kargo maliyetini çok çok düşürebiliyorsunuz. Çünkü her ayın, örnek veriyorum, 5'inde 1200 kargo çıkartıyorsunuz. O kargo firması sizinle ekstra ilgileniyor. Bunlar tabii ki yatırıma doğrudan örnek değil ama işleyiş anlamında, hayatın gerçekliği anlamında, girişimcilerin özellikle sorun ve sahne çektiği alanlarda oldukça önemli. Yine bankalar nezdinde finansal destek almak ya da işletmenin finansal acilene destek olmak, kredi ve benzeri diğer alanlarda da oldukça kıymetli bir veri. Çünkü diğer herkes işini işinde sekte yaşayabilir ama işte 10 ay siz ya da 1 yıl bu kadar aboneyi büyüterek çoğaltıyorsanız, bir, hem o gün tahsilatınız artıyor. 2, o gün kargonuz artıyor, o gün işlem hacminiz artıyor, o gün fatura sayınız artıyor. Dolayısıyla bu dikkat çeken bir yapı. Bunu siz sürekli ve büyüyen bir yapıyla gerçekleştirirseniz, ben çok net şunu söyleyebilirim. Diğer sayılan bütün yöntemlerden çok daha finansal olarak, yani işin muhasebesel tarafından bakıldığında çok daha nitelikli olduğunu söyleyebilirim. Yine daha küçük bir kısmı reklamlarla gelir elde ediyor. Yine çok çok küçük bir kısmı ise uygulama içi satın almayla idare ediyorlar. Buradaki rakam küçük. Bu reklam ve uygulama içi satın alma daha riski seven yatırımcılar için geçerli bir yöntem diyebilirim. Özellikle reklam kısmı. Reklamı çok sevmez. Reklam ile sadece tek gelir modeli reklam olan girişimleri yatırımcılar çok sevmeyebiliyorlar. Peki iş modelleri neydi buradaki yapıların? Yine büyük bir payla SaaS, yani servis kiralama modeliyle, yine abonelik modeline çok yakın bir modelle hizmet sağlayan, yani tekrar eden satın almalarda yeni bir ekstra güç, emek sarf edilmeyecek işler oldukça büyük bir pay taşıyor 2020 yatırımları içerisinde. Bu geçmiş dönemde de benzer şekildeydi. Bu daha da benzer bir süre daha benzer şekilde ilerleyecektir. Yine üretim bazlı iş modellerinin de küçük sayılmayacak derecede bir orana sahip olduğunu söyleyebilirim. Pazar yeri %15'lik bir dilimle pazar yeri modelleri
yatırımda önemli bir yer taşıyor. Ama küçük girişimlerin bunu sağlamasının çok zor olduğunu söyleyebilirim. Hani şöyle bir pazar yeri düşünüyorum ama bunun için insanlar benim pazar yerime kayıt olur mu diye soruyorsanız olmaz. Çok net söyleyebilirim. O pazar yerine kayıt yapmak çok maliyetli bir iş. Hani siz insanlara bedava sunuyorsunuz, nasıl olsa gelirler diye düşünmeyin. O modelin işleyişinin çok sancılı olduğunu söyleyebilirim. Yine çok küçük bir yatırımda e-ticaret. Çünkü klasik modellere yatırım yapmaz. Yatırımcı daha böyle büyüyebileceği, hani böyle para kazanacağını düşündüğü değil de büyüyebileceği işleri kovalar. Çünkü zaten oradaki derdi aylık 15 bin lira daha ekstra gelir elde etmek değil. Bunu gözünüzün önünde bulundurarak ilerleyin. 2020 raporda bunu doğrulamış. 2020'nin pandemiyle beraber bize kazandırdığı bir şey var. Lojistik teslimat alanı oldukça hızlı büyüyor sevgili arkadaşlar. Tabii ki burada Getir'in payını küçümseyemeyiz. Çünkü Getir burada çok önemli bir yatırımla dilini fazlaca büyüttü burada. Yine teslimat sektöründeki kurulan girişimlere baktığımızda, bu raporda yer verilmemiş ona ama kurulan girişimlere baktığımızda hızlı teslimat sektörünün çok daha hızlı büyüdüğünü ve gelecekte de daha hızlı büyüyeceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Sağlık, açıklanan girişimler arasında sağlık 7 girişimle zirvede, oyun 5 girişimle onu takip ediyor. Finans, düzeltiyorum, en çok finansmış. Finans 8 girişimmiş. Finans, sağlık, oyun, pazarlama ve teslimat olarak ilerliyor buradaki yatırım tutarı açıklanan işlerde. Benim aslında böyle çok büyük önem verin diyeceğim bir yer değil ama yine de açıklanan ya da gözle görülen teknolojiler anlamında biraz da teknolojik olarak neler yaptığımızı incelemek adına girişimcilerin kullandığı teknolojilere bakıldığında bu gözlemle elde edilmiş ya da girişimci bunu beyan ettiyse listelenmiş. Büyük veri arkadaşlar hem yatırımın anahtarı hem de geleceğin anahtarı. Çünkü yatırım ne yapılıyor? Büyüyebilecek kişi ne büyüyebilir? Elinde verisi olan ya da veriyi elde edebilen büyüyor. Dolayısıyla yapay zeka kullanan girişimlerin azımsanmayacak derecede büyük işler çıkardığını gözlemleyebiliriz. Bunu derin öğrenme teknolojisi takip ediyor. Büyük veriyi, sonrasında işte makine öğrenmesi. Çünkü biraz daha zor ve ağır ilerliyor. Daha hantal bir yapı. Aslında daha uzun vadeli bir yapı diyebiliriz. Hantal demek çok doğru değil. Yine burada IoT teknolojileri de kendine yer bulmuş durumda. IoT alanında iti çekirdek birçok işe imza atıyor. Onların da girişimlerini gelecek yıllarda göreceğimizi düşünüyorum ki aralarında globale koşan çokça girişim mevcut. Diğer tarafta yatırım alan girişimleri kullandığı teknolojiler bazında bakarsak büyük oranda yapay zeka %83'lük bir dilim alıyor. İşte cloud computing yine çok %8 gibi çok küçük ama diğerler arasında çok büyük bir hacimle ilerliyor. 3D teknolojilerde yine azımsanmayacak derecede cloud computing'in hemen peşinde bizi arkadaşlar takip ediyor. Hadi gelin biraz da kurucu ortaklara bakalım. Kurucu ortaklar, kıymetli arkadaşlar, notlarından ilerleyeceğim yanlış bir şey söylememek üzere. Yatırım alan 132 girişimi incelersek, girişim başına 2 kurucu ortağın olduğunu görüyoruz ve 2 kurucu ortak oldukça kıymetli bir şey. Çünkü bir kişinin her şeyi yapması girişimci için de olsa pek mümkün olmayabiliyor. Bu sonuç, ben 3 kurucu ortağın, yani benim yaptığım çıplak gözle Startup Sentrum raporunda 2 kurucu ortağın istatistiğine ulaşmış ama ben başarının 3 kurucu ortakla, 1 kurucu lider ve 3 kurucu ortakla ilerleyebileceği kanaatindeyim. En azından geçmiş tecrübelerim bana bunu söylüyor.
bununla beraber kurucuların %90 kadarı erkek kurucu sevgili arkadaşlar. Bu her ne kadar ben bu ayrımın analizinin yapılmasını çok doğru bulmasam da çok dikkat çekici ve negatif bir örnek olduğu için veriyorum. Sadece %11.3 oranı, bu %10 kadar diyelim buna, %11.3 doğru rakamı da versek, bu rakamın çok küçük olduğunu ve birçok gelişmekte olan ülkenin bile bence gerisinde olduğunu karşımıza çıkartıyor. Bu alanda daha fazla, hani ben yatırımcılardan şunu diyorum, sen kadınsın, git bir işte çalış ya da git evinde otur, uğraşma böyle şeyler denildiğini de duyduğum için üzülerek bu alana çok daha nitelikli derecede önem vermemiz gerektiğini altını çizmekte fayda var. Yazılımcılar genellikle bilgisayar ve yazılım, kurucular daha doğrusu bilgisayar ve yazılım alanından mezun ya da elektronik onu takip eden tarafta yine işletme bu elektronikten bir tık fazla olabilir. Bununla beraber endüstri mühendisi ve ekonomi gibi alanlardan mezun insanlar kıymetli arkadaşlar girişimlerde kurucu ortak olarak var oluyorlar. Yine burada bazı üniversitelerimizi görüyorsunuz. 10 kadar üniversitenin logosu var burada. Bu üniversitelerin sevgili arkadaşlar bir kısmı devlet, bir kısmı özel vakıf üniversitesi dediğimiz, özel üniversite ithaf ettiğimiz vakıf üniversiteleri. Buradaki oran devlet üniversitelerinin kurucu oldukları oran daha fazla tabii ki. Kurucu ortaklarımızın cinsiyetleri tabii ki çok önemli değil ama kadın girişimcilerin olması kıymetli arkadaşlar çok daha önemli. Çünkü çok net söyleyebilirim, kadın girişimcilerin olduğu yerde başarı biraz daha hızlı gelebiliyor. Peki biraz daha şuna bakarsak, üniversite bazında bir söylemde bulunmak gerekirse 29 girişimli Boğaziçi Üniversitesi lider. Onu Orta Doğu Teknik Üniversitesi takip ediyor. 2020 yılı içerisindeki yatırım olan girişimler anlamında. Koç Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi 10 girişim bandında. Yine İTÜ 21 ile zirveye doğru yakın. Anadolu Üniversitesi çok güzel bir şekilde, Anadolu Üniversitesi'nden mezun olmuş girişimcilerin kurucu ortak olduğu girişim sayısı 19 kurucuyla yatırım alan girişimciler arasında yerlerini almışlar. Yine bunun Bilgi, Yeditepe, Yıldız Teknik ve Bahçeşehir Üniversitesi gibi üniversitelerinde 7 ila 10 girişim arasındaki, 7 ila 10 kurucu arasındaki listeye girebilmiş olduklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Kıymetli arkadaşlar, en çok yatırım yapan, yani yatırımcılar kimler, bir de onlara bakarsak Tarvin aslında zirvede gözüküyor bu yıl. Ben merkezi Türkiye'de olan 16 girişime imza attıklarını ve toplamda 18 yatırıma imza attıklarını söylemek çok muhteşem bir şey sevgili arkadaşlar. VC çokça karşılaşacağımız bir şey. Bu konuları bir yeni bir yayınımız var. İnşallah kısa zamanda da onu da raflarda göreceksiniz. Girişimciler için hazırladık. Aslında bütün sektör için hazırladık ama girişim ve yatırımcılar için girişim sermayesi ve risk sermayesi başlığında, özel sermaye ve risk sermayesi başlığında bir yayın olacak. Burada işte venture capital, girişim sermayesi, private equity yani özel sermaye gibi tanımların biraz daha altlarını doldurarak, tanımlayarak, açıklayarak, örneklerle ilerleyeceğiz. Ben yatırım sektörü ve girişim tarafı için oldukça kıymetli bir kaynak olacağını düşünüyorum. Onu da yakında sizlere duyuracağım. Yatırımcılar, yani 2020 içerisinde yatırım yapan Alesta Yatırım, Teknasyon, Lima Ventures gibi firmalarında yatırımları hayli önemli. Collective Spark, yine 4 girişimin merkezi Türkiye olmak üzere toplam 5 yatırıma. Tekno Girişim çok önemli bir yapı. Özellikle bulunduğu, elde ettiği portföy çerçevesinde bence çok daha nitelikli olarak yatırımlara imza atacaktır gelecekte. Buba Campus hepimizin tanıdığı aslında. Az ve öz yatırım yapan bir yapı. Kendilerine de buradaki yapılan tamamına teşekkür ettiğimizi söylemek isterim. Çok daha nitelikli venture kapitallerin Türkiye'ye 2021 yılında oluştuğunu okuyoruz. Oluşacağını da söyleyebilirim. İnşallah 2021-2020'ye göre çok daha nitelikli olacaktır. Şimdi aslında hepimizin özellikle yeni girişimcilere çok ilgilendiği melek yatırım ağları var. İşte Galata Business Angels,
Keras, Angel Effect, TR Angels gibi yapılar Türkiye'de yine 2020 yılı içerisinde işte Keras 12 yatırım, Galata Business Angels 7 yatırım, Angels Effect 6 yatırım, TR Angels 4 yatırım yaparak bu listeye girebilmişler arkadaşlar. Yine bireysel olarak melek yatırımcılar var. Ben Hande Enes'in ismini zikretmiştim ki bu yılda 9 yatırımla listede bireysel yatırımcı anlamında zirvede. Bunu Nevzat Aydın'ın yine onun da ismini zikretmiştim. Yatırımları takip ediyor. Nevzat Aydın'ın tecrübesini artık zaten çok böyle tartışılacak bir tarafı yok. Elde ettiği, yaptığı işler, ortaya koyduğu nezaket elinden geldiğince, zaman ayırabildiğince girişimciler için çok kıymetli. Figenco'nun 4 yatırım, Alper Şener, Agah Uğur ve Erdem Yurdanur 3 yatırım. Sevgili Erdem Yurdanur'un da ben diğer isimleri birebir tanımadığım için Erdem Bey'in takip ettiğim kadarıyla girişimcilerle olan diyaloğu çok kıymetli. Tabii ki herkesinki kıymetli ama diğerlerine şahit olmadığım için özel olarak bir örnek veremedim. Ama Erdem Yurdanur'un girişimcilerinin girişimlerine olan bağlılığından ziyade yatırımcıyla olan ilişkileri çerçevesinde çok mutlu olduklarını söyleyebilirim. Yine iki yatırım yapan yani birden fazla yatırıma melek yatırım yapan Koray Bahar, Mustafa Bağcı, Ahmet Bilgin, düzeltiyorum Ahmet Bilgen, Arman Eker, Barbaros Özboğut'u, Berkıs Özer, Mine Özgür, Emre Tok ve Tolunay Yıldız'ın da toplamda listede bulunduğu toplam 126 bireysel melek yatırımcı arkadaşlar bu listeye eklenmiş. Bununla beraber yine aynı oranı görüyoruz bakın. %84'ü erkek, %16'sı kadın. Kadın yatırımcılar çoğalacak, kadın girişimciler de çoğalacak. Bunun başka yolu yok. Evet arkadaşlar benim sevdiğim bir alan yurt dışında yaşayan Türklerin 2020 karneleri şöyle aslında. Vivens yaşam ve ev üzerine ürünler satıyor ve bu yıl bu listede işte Lunafor, Streetbees gibi yapılar, işte Bunch, Coach ve Hazelcast gibi yapılar oldukça önemli. Ama ben burada bir tanesine dikkat çekeceğim. Sevgili Hande'nin girişimi Insider. Merkezi Singapur olan bir girişim ve şu anki değeri 32 milyon dolar. Çok kıymetli bir veri arkadaşlar. Hande'nin ekibinde çokça Türk var. Hande'nin iş yapış şekli ve olaylara bakışını ben inanılmaz beğeniyorum. Takip edebildiğim kadarıyla. Insider hem bu elde ettiği ve sunduğu çözüm anlamında çok kıymetli. Pazarlama ve marketing anlamında çok kıymetli bir işi kolaylaştırma ve yapısal ilerlemeyi sağlıyor. Çünkü girişimlerin ve diğer KOBİ'lerin ya da buna benzer yapıların büyümesi için bir çaba sarf ediyor en temelde. Tabii her hizmet orada kıymetli ama şimdi ister istemez bir Türk'ün oluşturduğu girişime, Türk'ün oluşturduğu uluslararası bir girişime incelerken biraz daha sanırım duygusal oluyorum ve bu konuda kendilerini ayrıca tebrik ediyorum. 2020 karneleri de yurt dışında yaşayan Türklerin bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz sadece yatırım olmuyor. Bazı girişimlerde satın almalar gerçekleşiyor. Peak Games çok popüler olması sebebiyle ve özellikle yaş grubu olarak da hemen hemen hepimizin ilgisini çeken bir işletme olduğu için Peak Games 1,8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından kendisinin daha büyük bir rakibi tarafından satın alındı. Çok kıymetli bir yapıydı. Benim yegane bakışım bu tip yatırımların ve satın almaların ya da satılmaların çoğalıp buradaki önemli kısım oradaki elde edilen fonun bir kısmının
Türkiye'deki benzer sektördeki, özellikle Türkiye'deki benzer sektördeki girişimcilere fon olarak döndürülmesi hususuydu. Biz de bunu sevgili İstanbul Startup Angels'ın kuruluşu, kurucusu sevgili Gülsüm Çıracı yıllar evvel anlatırken böyle anlatırdı. Ben onun öğrencilerindenim. O sebeple biraz daha böyle rahat anlatıyorum birçok şeyi. Çünkü ben kurduktan sonra, yani şahsen örnek vermek gerekirse, ben kurdum, beni yetiştirdiler, büyüdük, finansal olarak özgürlüğe kavuştuk, birikim ve sermaye elde ettik. Sonra onu bir sonraki de devre dersek, yani bir fon oradan bir bütçe koyarsak, o fon para kazanıcı bir, zaten bizler kazanıyor olacağız. İki, o fondan yeni bir yere çıkacak ve o, yani o sektör öyle ya da ekosistem öyle kendi kendine büyümeyecek. Böyle böyle büyüyecek. Ne işte kitle fonlama gibi yapıların bu anlamda çok kıymetli olduğunu söyleyebilirim. Kitle fonlama anlamında da, yani sizin gidip birkaç milyon dolarınız yoksa da siz 10 bin liraya, 5 bin liraya, 3 bin liraya çok nitelikli derecede olan girişimlere, startuplardan hem faydalanabilecek hem de yatırım yapabilecek hale geleceksiniz. Yine ChefGame bir satın alma, yani Rolling yaptığı satın alma bir ChefGame satın alması var, 6 milyon dolar bandında. Yine Amazon'un satın aldığı Datarov ve Moka ödeme Türkiye İş Bankası tarafından son dönemde satın alınmıştı. 3,8 milyon dolara. Bu da İş Bankası gibi yapıların bu işe artık daha fazla önem verdiğinin göstergesi. Yine bundan ilgili detaylı bilgilere ve sektör dağılımlarına Startup Centrum'un hazırlamış olduğu rapordan ulaşabilirsiniz. Raporun linkini ben bu videonun altına koyacağım. Oradan hızlıca hem Türkçe hem İngilizce olanı elde edebilirsiniz. Kıymetli arkadaşlar, aslında sona doğru geliyoruz. Bu sona doğru gidişte de sizlere sektör olarak kabaca bir inceleme yapacağız. Sağlık sektöründe yapılan yatırımlar 10 girişim ve girişimin yaş ortalaması 3,6. Bakın 36 aydan daha fazla bir yatırım dönüşü var. Yani yatırımcıya dönüşünden bahsetmiyorum. Girişimcinin yatırım alma sürecinden bahsediyorum. Yine İstanbul burada zirvede. Ankara, Samsun, Antalya onları takip ediyor. Bakın gelir modelleri çok ilginç. Bir tanesi sadece satıştan ve o satıştan olanın yarısı kadar da abonelikte gelir elde eden bir süreç karşımıza çıkmış. Ve bu girişimin önemli kısmının, yani %50'sinin son kullanıcıya ürün sattığını söyleyebiliriz kıymetli arkadaşlar. Tabii ki şeyi de katarsak B2B ve B2C, yani hem son kullanıcı hem toplama çalışanları sayarsak bu oran %70'e geliyor. Sadece son kullanıcıyla muhteşem işler çıkabildiğini söyleyebiliriz. Yine oyun sektöründe 10 girişimin yaş ortalaması 1,7. Bakın oyun sektörü benim çok merak ettiğim bir alan ama halen içerisinde değilim. Zaman zaman gelişimlerle görüşüyoruz ama uzmanlığım olmadığı için çok net yorumlamalar yapamıyorum. Bu konuda Steam'le bir çalışma yürüttük geçmiş dönemde. Oradan elde ettiğimiz verileri de kısa zamanda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Mobil oyunların çok daha nitelikli yatırım aldığı ve bunların çok kıymetli bir gelir kademesine hızlıca ulaştığını söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü yani yaklaşık olarak 19-20 aylık bir zaman diliminde, yani 36 aydan çok daha kısa bir zaman diliminde yatırıma dönüşebildiğini söyleyebilirim. Oyun sektörü şöyle bir avantaj da var. Eğer oyun tutmuyorsa artık onunla uğraşmıyorsunuz. Hemen onu geliştirmeye devam edebiliyorsunuz. Çünkü tutmadığı yeri, yani olmadığı, o yanlış olan ya da olmaması gereken alanları hızlıca görüp revize edebiliyorsunuz. Tabii ki bu bir tecrübe işi, bunu da unutmayın. Finans sektöründe 9 girişim listeye girmişti. 9 girişimin yaş ortalaması gördüğünüz gibi 5 yıl, yani 60 ay bandına çok yakın bir yapılarda. Bunlardan daha çok business taraftaki olanların yatırım aldığını ve bu girişimlerin önemli bir kısmının abonelik modeli ilerlediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Teslimat sektörü büyüyen bir girişim. 2021 raporunda bunu çok daha detaylıca ve çok daha büyüklerini göreceğimizi düşünüyorum. Son kullanıcıya gidenlerle B2B çalışanları, business to business çalışanların çok eşit oranlara gittiğini ve tamamının satış modeli, gelir modeli ilerlediğini ve önemli bir kısmının, hatta bu rapordakilerin %100'ünün İstanbul merkezli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Buradaki yaşın da yine 4 yaş üzeri olması kısmı, öyle tahmin ediyorum, gelecek yıl bu iş biraz daha farklı bir ortalama yaş aralığına düşecektir. Çünkü pandemiyle beraber bu işin çok hızlı büyüdüğünü söyleyebiliriz.
Pazarlama sektöründe ise 7 girişimin yine yaş ortalaması 36 ay bandının üstünde. Bu 36 ay bandının üstünde olmasına rağmen B2B ve B2C çalışanların oranı neredeyse yarı yarıya diyebiliriz. Ama B2B taraf, yani pazarlama sektöründe bir kurumsal hizmet veriyorsanız çok daha hızlı bir dönüşüm elde etme olasılığınız var olduğunu söyleyebiliriz buradaki rapordan. Gelir modellerinin yine eşit, yani abonelik modelli olanlar var. İşte insider gibi yapılarda satış bazlı olanlar var. Çok daha az olduğunu düşünüyorum ve gelecekte bu abonelik ve komisyon bazlı çalışanların çok daha hızlı büyüyeceğini öngörebiliriz. Raporda bunların detaylı bilgilerini, bu girişimlerin hangileri olduğunu ve ne yöne değindiklerini görebilirsiniz. Kıymetli arkadaşlar, 2020 Türkiye Yatırım Raporu startupcentrum.com adresinde sizlere bekliyor. Bu raporun tamamı çok daha fazla uzun. Ben burada kısa bir özet ile sizlere bahsetmek istedim. Kendi hazırladığım verileri de işin içine kattığım zaman zaman, ama siz nitelikli ve tam bir raporu okumak için startupcentrum.com/reports adresinden ulaşabilirsiniz. Ben linki yine kaynaklar, yani bu videonun hemen altına ekleyeceğim. 2020 hepimiz için zor bir yıldı. Çünkü evlere kapandık. Birçoğumuz yakınlarını kaybetti ya da bu hastalığa yakalananlar oldu. Buna rağmen muhteşem bir büyümeyle rapor gelmiş. Hem Startup Centrum ekibine hem raporda oluşması için emeği geçen diğer arkadaşlara, hem de bu ismi geçen girişimcilere ve yatırımcılara teşekkürlerimi iletiyorum. Hayatımın Fikri ekibi olarak gelecek yıl biz de listenin belli yerlerinde yer almak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Şimdiye kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.